dimension të jashtëzakonshëm biznesin turk. Ju lutem mirëprisni shkëlqesinë e tij zotin Recep Tayyip Erdogan. Türkiye ve Arnavutluk iş dünyasının değerli temsilcileri, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Uzun bir aradan sonra dost ve kardeş ülke Arnavutluğu bu defa Cumhurbaşkanı olarak ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şahsıma ve heyetime gösterilen samimi husnü kabul ve sıcak misafirperverlik için teşekkür ediyorum. Bugün gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Arnavutluk iş formunun ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli arkadaşlar, bizler yüzlerce yıllık ortak geçmişe sahip iki toplumuz. İlişkilerimizin bundan sonraki safhalarını da işte bu kadim tarihimizden aldığımız güçle tesis edeceğimize inanıyorum. Türkiye'nin geçtiğimiz 12 yılda ortaya koyduğu büyük başarı, işbirliğimizin geleceğinin sağlam zeminini oluşturuyor. Tesis ettiğimiz güven ve istikrar ortamı sayesinde milli gelirimizi 2002 yılındaki 230 milyar dolar seviyesinde geçen yıl itibariyle 800 milyar dolara çıkardık. Kişi başına düşen milli gelirimizi de aynı dönemde 3500 dolardan 10.500 dolara çıkardık. Hedefimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023 yılında milli gelirimizi 2 trilyon dolara, kişi başına düşen milli gelirimizi de 25 bin dolara çıkarmaktır. Geçtiğimiz 12 yılda İhracatımızı 36 milyar dolardan 158 milyar dolara çıkarmış durumdayız. İhracatımızın %95'i sanayi ürünlerinden oluşuyor. Tarımsal üretimde Avrupa'da ilk sıradayız. Bugün dünyada ülkemizde üretilen ürünlerin girmediği, ihracatımızı yapmadığımız hiçbir ülke kalmadı. Hedefimiz 2023 yılında ihracatımızı 500 milyar dolara yükseltmektir. 12 yıl önce IMF'e 23,5 milyar dolar borcu olan bir Türkiye vardı. Fakat bugün IMF'e borcu olmayan bir Türkiye var. Kaldı ki IMF'e borç verebilecek durumda olan bir Türkiye var. Ve Merkez Bankası döviz rezervi 27,5 milyar dolar olan bir Türkiye vardı. Şu anda ise Merkez Bankası döviz rezervi 120 milyar dolara çıkmış bir Türkiye var. Devletin borçlanma faizini %63'ten tek haneli rakamlara indirdik. Enflasyon %30'dan yine tek haneli rakamlara inmiş vaziyette. Kaldı ki Türkiye'nin milli gelire oranla dış borç noktasında %73 iken bugün %35'e inmiş durumda. 2003-2013 döneminde yıllık ortalama %5 oranında büyüdük. Küresel ekonomik durgunluğa rağmen 2014 yılında büyüme oranımız %2,9 olarak gerçekleşti. Ülkemizin kamu maliyesini ve bankacılık sistemini yapısal reformlarla güçlendirdik. Finans kuruluşlarımız bugün dünya ile rekabet eder hale geldi. Son 10 senede yılda ortalama 12,4 milyar dolar doğrudan uluslararası yatırım çeken bir ülke durumuna geldik. 2002 öncesinde bu rakam yıllık ortalama 1 milyar doları ancak buluyordu. Sadece ihracatta, yatırımlarda, finansta değil, uluslararası yardımlarda da çok farklı bir yere geldik. Öyle ki bundan 12 yıl önce uluslararası donör olarak yaptığımız yardım
yılda sadece 45 milyon dolardı. Geçen yıl yaptığımız uluslararası yardımların tutarı 4,5 milyar dolara ulaştı. Bu alanda Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'yi takiben 3. sıraya yerleştik. Süratle gelişen savunma sanayimizde bu alanda dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmeyi hedefliyoruz. Sağlık, eğitim, sosyal güvenlik ve sosyal yardım alanlarında gerçekleştirdiğimiz reformlarla vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmeye devam ediyoruz. Değerli dostlar, eskiden eğitim görmek için, sağlık hizmeti almak için, çalışmak için bizim vatandaşlarımız yurt dışına giderlerdi. Şimdi diğer ülkelerden Türkiye'ye doğru bir geliş söz konusu. Bugün ülkemizdeki üniversitelerde 13.500'ü bizim bursumuzla olmak üzere 155 farklı ülkeden 50.000 öğrenci eğitim görüyor. Geçtiğimiz yıl sağlık hizmeti almak için ülkemize gelenlerin sayısı 400.000'e ulaştı. Turist olarak ülkemize gelenlerin sayısı da her yıl artıyor. 2014 yılında bu sayı 37,5 milyonu bularak Türkiye dünyada en çok ziyaret edilen ülkelerden biri olma konumuna geldi. Arnavutluk vatandaşlarının ziyaretlerinde ilk sırada tercih ettiği ülkelerden biri olmamız bizi ayrıca memnun ediyor. 2014 yılında ülkemizi Arnavutluk'tan ziyaret eden turist sayısı 80.000'e ulaştı. Haftada 18 saat karşılıklı uçak seferimiz var. Turizm alanında gerçekten önemli bir potansiyele sahip olduğunu bildiğim Arnavutluk'taki kardeşlerimizle bu alandaki tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız. Altyapı alanındaki yatırımlarımız da devrim niteliğindedir. Bölünmüş yollardan havalimanlarına, yüksek hızlı tren hatlarından toplu konuta kadar her alanda ülkemizin çehresini değiştiren yatırımlar yaptık. Örneğin 79 senede 6100 kilometre bölünmüş yolu olan bir ülkeydik. Ama göreve geldik 2002 sonu itibariyle 12 senede biz buna 17600 kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Tabii bu altyapı için çok önemli bir adımdı. 26 tane havaalanımız vardı. Ama şu anda 53 tane havaalanımız var. Bu noktaya geldik. Ve bu yıl sonuna kadar buna 3 tane daha havalimanı ilave edeceğiz. Zira vatandaşımızın ulaşımda artık refah düzeyini yükseltmemiz gerekiyor. Marmaray diye bir olayımız var. Boğazın altından raylı sistemi hallettik, bitirdik ve 18 ayda bu raylı sistemden geçen yolcu sayısı 73 milyona ulaştı. Şimdi bir Avrasya tüneli yapıyoruz. O da önümüzdeki yıl bitecek. İki katlı bir geçiş. Buradan da otomobiller geçecek. Bunun yanında Boğaz'ın üzerinde Türkiye'de iki köprü var. Şimdi üçüncü köprüyü yapıyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Büyük ihtimalle fevkalade bir durum olmazsa yıl sonuna kadar o da bitecek. Dünyanın en geniş dört gidiş, dört geliş, ortasından da hızlı tren geçiyor. Böyle bir köprüyü de şu anda süratle devam ettiriyoruz. Onu da yıl sonuna yetiştireceğiz. Ve tabii bir diğer önemli adım, bunlarla birlikte üçüncü havalimanını yapıyoruz İstanbul'a. Yıllık yolcu kapasitesi hedef olarak 150 milyon. 5 pistiyle dünyanın sayılı 1 numara, 2 numara, bilemediğiniz 3 numaralı bir havalimanı olacak. Şu anda yoğun bir şekilde inşaat devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli arkadaşlar, tüm bu yatırımları
devlet ve özel sektör arasında oluşturduğumuz uyumlu çalışmayla güven ve istikrar ikliminde geliştiriyoruz. Eğer bir ülkede güven yoksa, o ülkede istikrar olmaz. Önce güven, ardından istikrar. İki sır veya iki sihirli kelimedir, kavramdır bunlar. Ve ekonomide bunların yeri çok çok önemli. Türkiye bugüne kadar kendisine yatırım yapan hiç kimseyi mahcup etmedi. Bize güvenen hiçbir uluslararası yatırımcı pişman olmadı. Ufak tefek bazı aksamalar olabilir ama bunları giderdik. Biliyorsunuz Türkiye 1 Aralık 2014 itibariyle bir yıllığına G20 dönem başkanlığını üstlenmiş bulunuyor. Dünyanın ekonomik dar boğazdan geçtiği bir dönemde üstlendiğimiz dönem başkanlığının bize yüklediği sorumluluğun farkındayız. Türkiye 2003 öncesindeki gibi kendi kriziyle uğraşan değil, bölgesel ve küresel krizlere çözüm arayan bir ülke haline geldi. Dönem başkanlığımız sırasında G20'nin küresel ekonomiyi ilgilendiren konuların tartışıldığı platform olma özelliğini güçlendirmek istiyoruz. Bunun için dönem başkanlığımızın ana hedefi kapsayıcı ve sağlam büyüme için ortak eylem olarak belirledik. G20 bünyesinde güçlü bir düşük gelirli ve gelişmekte olan ülkeler perspektifi oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun için de bu çalışmalarımızda KOBİ'lere ciddi manada önem vereceğiz. Ki KOBİ'lerin küresel ekonomik sisteme daha iyi entegre olmasına yönelik bu çalışmalara önem veriyoruz. Bu konularda G20'nin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Dönem başkanlığında G20'de bizi Arnavutluğun da temsilcisi olarak görmenizi istiyorum. Bundan hiç endişeniz olmasın. Bu çerçevede her türlü işbirliğine açığız. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli misafirler, kardeşimiz Arnavutluk'la ilişkilerimiz sadece ikili düzeyde değil, bölgesel ve uluslararası platformlarda da olumlu bir şekilde sürüyor. Biz Arnavutluğu doğrudan sınırımız olmasa da komşu ülke olarak görüyoruz. Askeri alanda NATO'da Arnavutluğu nasıl desteklediğimizi zaten siyasi noktada temsil konumunda olan liderler gayet iyi bilirler. Ve şu anda NATO'da iki dost kardeş ülkeyiz. Ve bunun siyasi boyutu da tabii ki diğer alanlarda devam ediyor. Şimdi hedefimiz bir stratejik konseyi Türkiye-Arnavutluk arasında oluşturmaktır. Eğer bu stratejik konsey oluşursa, bunun anlaşması imzalanırsa şudur. Tüm bakanlar kendi aralarında sürekli yıl boyu çalışma halinde olacaklar ve bu Dışişleri Bakanlıklarının sekreteryasıyla yürüyecek ve ondan sonra bir yıl Arnavutluk'ta, bir yıl Türkiye'de bu çalışma yapılacaktır. Adeta Bakanlar Kurulu her yıl bir Türkiye, bir Arnavutluk olarak bunu sürdürecektir. Bunu Başbakanlığım döneminde Sayın Edi Rama ile bu görüşmeleri yaptık. Şimdi temennim odur ki bu yeni dönemde iki başbakan bunu sonuçlandırır ve bu adımlar atılmış olur. Balkan coğrafyasındaki müştereklerimiz ve ülkemizde yaşayan milyonlarca Arnavut kökenli vatandaşımız bizi komşudan da yakın hale getiriyor. Son yıllarda ülkelerimiz arasında gerçekleştirilen üst düzey temas ve ziyaretlerden memnuniyet duyuyoruz. Bu trafiği Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkilerin sağlam bir temelde geliştirilmesi bakımından faydalı görüyoruz. Onun için ısrarla stratejik ortaklık ve yüksek düzeyli işbirliği konseyi kurulmasına ilişkin ortak açıklama metninin imzalanması ve yüksek düzeyli işbirliği konseyinin toplanması ilişkilerimizi daha da güçlü kılacaktır. Siyasi ilişkilerimizdeki yoğun ve yakın işbirliğinin ekonomik ve ticari ilişkilere layıkıyla yansıdığını maalesef söyleyemiyoruz. Bu güzel gelişmeleri
karşılıklı ticareti ve yatırımları artırarak desteklememiz gerekiyor. İşte 2014 yılı sonu itibariyle maalesef ticaret hacmimiz 430 milyon dolar. Bu tabii çok çok küçük bir rakam. Bunu daha önce hedef olarak 500 milyon dolar diye adını koymuştuk. Ama şimdi artık bu hedefi 1 milyar dolar olarak koymalıyız. Ve bu 1 milyar dolara bunu çıkarabilmek için de gayretleri karşılıklı olarak ortaya koymalıyız. Türk yatırımlarının bu ülkedeki değeri de şu anda 2,7 milyar doları aşmış durumda. Onun için ben Türk yatırımcılarına da lütfen bu yatırımlarınızı Arnavutluk'ta daha da artırın ricasında bulunuyorum. Firmalarımız burada bankacılıktan madenciliğe, liman işletmeciliğinden enerjiye, lojistikten gıdaya pek çok sektörde faaliyet gösteriyor. Arnavutluk'ta 8 bin civarında istihdam sağlayan firmalarımızın yatırımlarını önemli görmekle birlikte tekrar ediyorum, yeterli bulmuyoruz. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin karşılıklı fayda doğrultusunda daha da geliştirilmesini, derinleştirilmesini ve çeşitlendirilmesini sağlamalıyız diye düşünüyorum. Ticaret hacmimizi artık 1 milyar dolar hedefinin üstüne doğru inşallah ben diyorum ki büyük bir heyecanla sürdürmeliyiz. Onun için DEİK ve Arnavutluk Ticaret Sanayi Odası'na burada önemli bir görev düşüyor. Ve atılacak bu adımlarla inanıyorum ki bu hedefe ulaşma noktasında siz iş adamlarımız ve yatırımcılarımızın üzerinde büyük bir görev var. Bize düşen nedir? Bize düşen iş adamlarımızın önünü açmaktır. Bir yerde tıkanma varsa bu tıkanmayı gidermektir. Bunun için pratik olacağız. Eğer bu konuda pratik olmazsak neticeye varamayız. Hiçbir zaman mevzuat amcaya lütfen takılmayalım. Bununla bir yere varılmaz. Ve başarının sırrı pratik çözümdedir. Onun için bürokratik oligarşi bir felakettir. Burada biz siyasilere önemli görev düşüyor. Bizler de zaman zaman bürokratik oligarşiye takılıyoruz. Tehdit var. Bakıyorsunuz, efendim öyle olursa böyle olur. Efendim öyle olursa şöyle olur. Ya sen işine bak. Bir defa kendini bir bürokrat olarak çözmeye odakla. Çözmemeye değil. Ama bunlar hep çözmemeye kendilerini odaklarlar. Çözmeye değil. Onun için bu uyarıyı yapıyorum. Yani devlet bir anonim şirket gibi yönetilmelidir diyorum. Bizdeki siyasiler bile hemen şunu söylüyorlar. Aa, anonim şirket gibi yönetecekmiş diyor. Anonim şirketin ordusu olur mu diyor. İşte kafa bu kadar basıyor. Daha ileri basmıyor. Anonim şirket mantığında ne vardır? Bir, rahat karar alma vardır. Ne vardır? Seri üretim vardır, süratli üretim vardır. Eğer siz pratik karar alamıyorsanız bir yere varamazsınız. Bunun adı anonim olur, limited olur veya adi ortaklık olur. Mesele çözüm üretebilen bir yapıyı, süratli netice alabilen bir yapıyı üretebilmektir. Bunu başarmak lazım. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşabileceğimize samimiyetle inanıyorum. Türk ve Arnavut hükümetlerinin desteği ve teşvikiyle iş adamlarımızın burada daha çok ve daha büyük yatırımlar yapacaklarından ben kuşku duymuyorum. İş adamlarımızın önündeki engellerin kaldırılması ve yatırımların hızlı devam etmesi konusunda hiç şüpheniz olmasın. Cumhurbaşkanları olarak biz de her türlü desteği vereceğiz. Ve bugün Namazgah Camii'ni açarken değerli dostum Nişani ile birlikte gerçekten muhteşem bir proje. Ve bu proje burada hayata geçirildiğinde kendisine söyledim ne kadar zamanda bitireceksin? Çünkü hemen nikahı orada kıymamız lazım. Yoksa iş uzayabilir. 36 ay dedi. Yok dedim olmaz. Bunu daha öne çekeceksin. Ondan sonra 24 ay sözünü aldık. Ve inşallah dedim 24 ay sonra cuma namazını
burada kılmak üzere sözleşiyoruz dedik. Ve şimdi 5000 kişinin aynı anda namaz kılabileceği namazgah caminin temelini attık. Bunu Arnavut kardeşlerimize hibe edeceğiz, hediye edeceğiz. Ve bu kapsamda tabii Karma Ekonomik Komisyon'un bu yıl içerisinde toplanmasını da önemli görüyorum. Serbest ticaret anlaşmamızın ilk etapta hizmet ve yatırımları, devamında tarımı ve diğer alanları kapsayacak şekilde genişletmesine de fayda var. İnşallah bununla beraber bir adım daha atacağız. Tabii o da TİKA'mızla parlamentonun belli bir bölümünün şu anda yenilenmesi olayı var. Yıkıp orayı da genişletmek suretiyle parlamento binasında da böyle bir adımı atacağız. O da yine Türkiye'nin Arnavutluğa bir hediyesi olacak, bir hibesi olacak. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine destek vermek üzere Ekonomi Bakanlıkları bünyesinde kurulan ekiplerin düzenli olarak toplanmalarında da fayda görüyorum. Gerçekten dostum Başbakan Edirama, Arnavutluk ekonomisindeki öncelikli sektörleri enerji, petrol, madencilik, turizm ve tarım olarak belirtiyor. Bu sektörlerde iş adamlarımızı yatırıma ve Arnavutluk'taki girişimci kardeşlerimizle işbirliğine teşvik ediyoruz. Esasen enerji sektöründe ülkelerimiz örnek bir işbirliği sergiliyor. Avrupa'nın enerji tedarikine yönelik Trans Adriyatik Boru Hattı projesinde birlikte hareket ediyoruz. Biliyorsunuz biz TANAP'ın %30 ortağıyız. Ve bu konuda hiçbir zaman Arnavutluğu biz yolda bırakmayacağız. Arnavutluğa gerekli olan desteği vereceğiz. Değerli dostum İlham Aliyev de bu konuda aynı düşünce, aynı kanaatte ve temennimiz odur ki elektrik enerjisiyle ısınan bir Arnavutluk değil, doğal gazla ısınan bir Arnavutluğu inşa edelim. Arnavutluk'la yenilikçi enerji projeleri konusunda daha yakın işbirliğine hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ve Sayın Cumhurbaşkanı, değerli katılımcılar, gerek yatırımcılarımız, gerek halklarımız arasındaki karşılıklı samimi sevgi iklimi sayesinde ilişkilerimizin her gün daha ileriye gideceğine inanıyorum. Bu ilişkilerimizin seyrinden memnunuz ve ileriye doğru atılan her adımı destekliyoruz. Bilhassa ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi konusundaki her adımın samimiyetle arkasında olacağımızın bilinmesini isterim. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz Arnavutluk Türkiye İş Forumu'nun bu bakımdan hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum. Forumun gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'yla bugün hakikaten ikili ve heyetler arası görüşmelerimizde bugüne kadar olan süreci ve bundan sonraki süreci çok çok önemli ele aldık ve ne gibi adımlar atacağız bunların tespitlerini yaptık. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum ve Palemin Derit.